Bu filmde Kani Karaca senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar merhaba, ben Kani Karaca. Hem din musikisinde hem de Türk musikisinde son dönemin en büyük seslerinden biri olarak bilinirim. Yaşam öykümü benden dinlemek ister misiniz? 1930 yılında Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Adalı köyünde dünyaya geldim. Henüz birkaç aylıkken geçirdiğim bir kaza nedeniyle görme yeteneğimi kaybetmişim. Bu nedenle yıllar geçtikçe işitme ve dokunma duyularım çok gelişti. Çocuk yaşlarımda en çok radyo dinlemeyi severdim. O zamanlarda musiki ve Kur'an-ı Kerim programlarına ilgi duyardım. Radyoda Kur'an-ı Kerim ve musiki eserleri dinler, onları ezberler ve kendi kendime tekrar ederdim. Halam ve eniştem büyüttü beni. Çok erken yaşlarımda sesimin güzelliğini ve ezber kabiliyetimi fark ettiler. Ve bu nedenle hafız olmam için beni yönlendirdiler. İlk olarak köyümüzün imamı olan Saatçi Ali Nergis Efendi'den Kur'an-ı Kerim dersleri almaya ve hafızlık eğitimine başladım. 9 yaşına geldiğimde hafız olmuştum. Kur'an-ı Kerim okuduğumda sesimi çok beğenenler, sesimi daha da geliştirmem gerektiğini söylüyorlardı. Bunun üzerine musiki ve makam konularında çok bilgili olan Adana'daki Hacı Şefika Hatun Camisi'nin imamı Abdi Efendi'nin yanına makam öğrenmeye gittim. Eğitimlerin yanı sıra yaşım küçük olsa da amatör olarak konserler vermeye başladım. Bu konserler de benim için eğitimimin bir parçasıydı. Diğer müzisyenlerden o kadar çok şey öğreniyordum ki, sesimin güzelliğini Adana'da artık birçok kişi öğrenmişti. Bunların arasında geleceğimi de düşünen bazı dostlar, musiki alanında daha da gelişmem gerektiğini düşündüler. İstanbul'a gitmem için bana yardımcı oldular. 20 yaşında İstanbul'a geldim. İlk olarak Karaköy Yeraltı Camisi imamı olan Hafız Ali Üsküdarlı'dan Kur'an-ı Kerim okuyuşunda İstanbul tavrına özgü bir üslup olan Üsküdar ağzını öğrendim. Türkiye'de hafız müzisyen geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan Saadettin Kaynak ile tanıştırıldım. Bu tanışma musiki hayatım için bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Saadettin Kaynak sesimi dinlemek için benden bir aşır okumamı istedi. Ben de onu taklit ederek, yani onun okuduğu gibi okudum ve bundan çok etkilendim. Beni hemen musiki çalışmalarına dahil etti. Yıllarca süren bu çalışmalar sayesinde musiki bilgim iyice ilerledi. Saadettin Kaynak'ın evindeki çalışmalar sırasında Mevlevi musikisinin önemli isimlerinden biri olan bestekar Saadettin Heper Hoca ile tanıştı. Bu sayede Mevlevi ayinlerini, kudüm çalmayı ve diğer musiki türlerini öğrendi. Türk musikisinin en önde gelen isimlerinden olan Refik Ferzan, Münir Nurettin Selçuk, Alaaddin Yavaşça gibi isimlerle birlikte çalıştım. Eserler seslendirdim. Bu büyük sanatçılarla birlikte çalışmak, müzik bilgimi ve becerilerimi daha da ileriye taşıdı. Saadettin Heper'in aracı olmasıyla İstanbul Radyosu maceram başladı. Önce radyo için bir program yaptık. Ardından İstanbul Radyosu'nda memuriyete başladım ve 1995 yılında emekli olana dek çok sayıda konser verdim, ulusal ve uluslararası etkinliklere katıldım. Aynı zamanda 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın ilk hocalarından biriydim. Öğrencilere kudüm ve ritim dersleri verdim. Bu dersler sayesinde uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda edindiğim bilgileri gelecek kuşaklara doğrudan aktarma ve öğrenci yetiştirme fırsatım oldu. En önemli özelliğim, bir iki kere duyduğum bir eseri hemen ezberime almam ve bestecinin duygusunu da yansıtarak hiç nota kaçırmadan seslendirebilmemdir. Bir de eserleri doğaçlama seslendirebilme yeteneğim sayesinde Türk musikisinde hiç unutulmayacak izler bıraktım. Sözleri Mevlana'ya, bestesi Itri'ye ait olan Mevlana Naat-ı Şerif adlı eser bugün en çok benim seslendirdiğim haliyle bilinir, dinlenir. Bu eseri hala dinlemeyeniniz varsa mutlaka dinlemeli ve musikimizin tadına sizler de varmalısınız. Arkadaşlar, benim çok küçükken başıma bir talihsizlik geldi ve dünyayı gözlerimle göremedim. Ama ben sesler ve ritimler sayesinde her şeyi gördüm ve yaşamda kendimi öyle ifade ettim. Hem çok güzel dostlarım oldu hem de eşim ve 3 çocuğumla birlikte müzikle dolu huzurlu bir hayat sürdüm. Hayatım boyunca önemli olanın yeteneklerimizin ve hayallerimizin peşinden gitmek olduğuna inandım. Hayatıma bu inançla yön verdim.
çalışmaktan, çabalamaktan hiç vazgeçmedi. Biliyorum, sizler de inanır ve çok çalışırsanız, sevdiklerinizle birlikte hayallerinizi birer birer gerçekleştirebilirsiniz.